Bekleyen var mı? Yok. Şimdi normalde ne yapacaktık? Biz kare yaptık işte. Bunun karesini yaptık. Birinci kök kalkacak. X artı 2 eksi 2 kök 2x eşittir 1 olacak. X artı 2 karşı ya da kökü karşılaşalım. X artı 1 eşittir kök 2x diyecektik. Kök 2x diyecektik. Tekrar kare alacaktık. X kare artı 2x artı 1 olacaktı. Eşittir 4 çarpı kök 2x'ten 8x olacak burası. Karşı yapınca x kare eksi 6x artı 1'e ulaşacak. Tabi burada çarpanları ayırmıyor yani. Buradan da gene kolay çıkmıyor. Çünkü çarpanları ayırmadan deltasına bakacaksınız. Nedir delta işte? B kare eksi 4 AC'den 36 eksi 4 32 çıkıyor. Efendim ondan sonra işte eksi B artı kök delta bölü 2 yapacaksınız. Oradan kökü bulacaksınız. Yani buradan da gidilebilir. Ama tabii delta yardımıyla kök bulunca zaten şıklar çok sayılar gördüğünüz gibi. Buradan da oluyor. Yani illa benim dediğim şeyi ilk baştakini görmek zorunda değilsiniz. Sadece ön bilgi olarak bir vereyim dedim. Yani hem bilmiyorsak da öğreteyim. Unuttuysak hatırlatalım anlamında. Bir de az önce teneffüsteyken ben atladığım soruya baktım. Nasıl yapılacak diye tekrardan. Aslında buraya kadar doğru yapmışız. Bunları silelim. Soruyu hatırlayalım. Soru şuydu. X artı 1 bölü x t ise demiştik. X artı 1 bölü x t dönüşümü yapıldığında hangisi elde edilir demiştik. Ben de karesini almıştım lazım olur diye. Doğru buraya kadar sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi esas denklemimizi alıp x kareye bölersek ne olur? X kareye. X üzeri 4 x kare bölerseniz x kare oluyor. X kübü x kare bölünce x oluyor. Eksi 2x. Eksi x kare bölünce eksi 1 oluyor. İşte ötekisi 2x'i x kare bölünce 2 bölü x oluyor. Artı 1 bölü x kare oluyor. Eşittir 0 bölünce gene 0 oluyor. İşte burada mesela ne var bakın. X kare artı 1 bölü x kare var. Ben ikileri görünce biraz kafam karıştı ama. Şunların yerine ne yazabiliriz buradan? Bu iki karşıya attığımızda aslında ne yazabiliriz? X kare artı 1 bölü x kare. T kare eksi 2 oluyor. X'i T kare eksi 2 oluyor. Kalanları baktığımızda da şunları eksi 2 parantezine alırsanız şu ikisini. Eksi 2. Eksi 2 parantezine ne olur burası? X artı 1 bölü x olur. Yani o da T'ydi zaten. Eksi 2 T olur yani. Bir de geride bir eksi 1 kaldı. Yani toparlarsak işlemi T kare eksi 2 var bir. X kare artı 1 bölü x kare de bunu yazdık. Yeşillerin yerine eksi 2T yazdık. Bir de sabit bir eksi 1 kaldı şu ortada. Onu da buraya yazarsak. Eşittir 0 oluyor. Yani bunu da düzenlerseniz T kare eksi 2T eksi 3 0 oluyor. Yani bol oluyor arkadaşlar. Başlangıcı doğru yaptım ama ben şu ikilerde kafam karışmıştı. Sonrası çıkıyor bu şekilde. Onu da geliştirmiş olduk ama şimdi söyleyeyim. Şimdi geldik 11. soruya. Var mı soru yapmak isteyen? Hocam ben yapabilirim. Hocam her iki tarafın da karesini aldım önce. Burada iki tane kök olduğu için hemen bir kere de çıkmayacak. Onu da biliyoruz. Karesini aldım. Evet. Birincinin karesi direkt x eksi 3 çıkıyor. Doğru. Sonra Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. tek kök için İki yazabilirsin. Şöyle. kök içinde x eksi 3 çarpı kök x. Böyle yazsam olur mu? Böyle yazsanız da olur. Ya da ayrı ayrı yazabiliriz. Fark etmez. Böyle yazdım ben. Sonra ikincinin karesini İkincinin karesi x. artı x eşittir 9. Sonra ne yapacağız? Evet. Köklü ifade burada kalsın, diğer hepsini karşı tarafa attım. Tamam. 2 çarpı kök içinde x eksi 100 çarpı x burada kalsın. Sonra çarparız gene alırız. Kalanları da karşıya atarsak 1x değil mi? 1x de burada var. Eksi 2x mi oluyor? Eksi 2x. Eksi 2x artı 12 Artı oluyor. doğru. Şimdi ne yapacağız? Şu baştaki ikiye böldüm hepsini. Ha, güzel. Kök içinde x eksi 100 çarpı x kalır. Sabit tutuyorsun. Güzel. Eşittir. Eksi x artı 6 oluyor. Şimdi ne yapacağız?
Burada yine aldım, karesini aldım her iki tarafın. Kök var. Bir tane daha kök geldi karşımıza. Evet. Dağıtalım bunları. Ben de Kalk. atarak yaptım hocam. Kök kalktı. X'te de bunu dağıtarak yazalım. Yer daralmasın. X kare eksi 3 x yapıyor. Tamam. Sağ taraf ne yapıyor? Sağ tarafta 36. Ben ilk baş 6'yı yazdığım için 36. Eksi 12x artı x kare yapıyor. Karates karesi aldık yani. X kareler de Evet. gidiyor. X kareler gidiyor. 9x eşittir 36 oluyor toparlayınca da. X'te ne çıkıyor buradan? 4 çıkıyor. Peki dördü koyunca sağlıyor mu? Baktın mı? Denemedim hocam. Tek kök bulduğum için Belki direkt. sağlamaz. Boş küme de var şıklarda Keşke deneseydim. ama. Yok, sağlıyor, korkma. Dörtten çıkınca bir. Kök 1, 1 yapıyor. Kök 4, 2 yapıyor. 3 yapıyor. Sıkıntı yok. Merak etme ama deneyin gene de. Şimdi sağlı, neden sağlamayabilir biliyor musun? Şimdi böyle kare kare alıyoruz ya. Bu kare alma işlemlerinde sıkıntı çıkabiliyor. Anlattım ya dün. Mesela 2 ile eksik eşit midir mesela? Eşit değil, değil Evet. mi? Ama ben Eşit karesini değildi. aldığım zaman bunu eşitlemiş oluyoruz. 4 eşittir 4 çıkıyor mesela, değil mi? Böyle bir şey Evet. olabilir yani tabii burada. X'ler belli değil ya, ne oldu? Onu demek istiyorum. Yani eşit olmayan bir şeyin karesini alınca eşit olabiliyor ya. Bununla ilgili sıkıntı çıkabiliyor. Siz gene deneyin. Tabii sen şıkta yani illa bir şey vardı ama boş kümeye görmemişsin. Boş küme de var. O da olabilir. Tamam mı? Teşekkür ederim. Aklım Tamam çalıştı hocam. yani. Teşekkür ederim ben de. Evet, sen de hemen bulduysam işaretleyin, boşa gitmesin dedin ama. Peki. 12. soruda benzer artık. İsterseniz bunu yapmayalım ya bir daha. Aynı şekilde yapılacak. Onda da 98 çıkıyor. Yapmayalım aynı soru. Farklı şeyler bakalım. Şimdi geldik. 5. testi mutlak değerle ilgili sorularımız var. Mutlak değer için de x kare eksi 5 eşittir 4'müş. Var mı bunu yapmak isteyen? Hocam yaparım. Yap bakalım canım, hadi. Hı. Kolay zaten. X kare eksi Beğenmedin 5 soruyu. 4 olarak çıkabilir. Soruyu beğenmedin. Yo, beğenmedim değil. Yaparım. Tamam, X yap bakalım. Heh. kare eksi 5 4 olarak çıkabilir. Ya dört. Buradan x kare 9, Evet. x 3 ve eksi 3 çıkıyor. Doğru. Buradan x 3 de artı 3 çıkıyor. Evet. Sonra x kare eksi 5 eksi 4 olarak da çıkabilir. Çıkabilir demeyelim istersen. Eksi 4 de olabilir. Ha, tamam. Ha, mutlak Evet, değer olabilir. için diyorsun değil mi? Çıkma değil. Çıkan de 4 çıkıyor zaten. Evet. Mutlak değer 4 olabilir. Eksi 4 olabilir. Buradan ne Evet. çıkar? Sonra x kare 1 oluyor. X de 1 ya da eksi 1 oluyor. Süpersin. Yani 4 tane değer bulduk. Edirne mi? Evet. Teşekkür ederim. Burada yalnız böyle hatalar çıkıyor. Mesela ne buluyorsunuz? Atıyorum buradan x kare eksi 1 buluyor arkadaşlarımız. Hemen sazan gibi atlayıp eksi 1 artı 1 diyen de çıkıyor. Bunu da çok zorluk yapmayın siz. Yani hani burası 4, burası 5 olsaydı mesela. Anlatamadım. Neyse işte. Yani x kare eşittir eksi 1 çıktıydı buradan bir şey çıkmazdı ama gözü kapalı yaparsanız hocam işte eksi 1 artı 1 geliyor dersiniz, yanlış yaparsınız. Onu da söylemiş olayım. Yoksa soru kolay zaten. Teşekkür ettik. İkinci soruya geldik. X kare eksi 6 eşitmiş mutlak x'e. Çözüm kümesi nedir? Bunu yapmak istiyorum var mı? Ben yapabilirim hocam. Soruyoruz. Nasıl yapacağız? Hocam ben burada iki türlü düşündüm. Önce dedim ki x sıfırdan büyükse denklem açtım. Güzel. Diyeceğiz ki birinci olarak diyeceğiz ki ya x sıfırdan büyük de eşit olsa ne olur? Çünkü kritik noktamız sıfır değil mi? Oruna göre. Çünkü x Evet. sıfırdan değer sıfır. İki, eğer x eksi 2 olsaydı burası 2'ye göre yapacak. Kritik noktaya göre yapıyoruz yani. Güzel. Sonra devam ettik. X kare eksi 6 eşittir x oluyor. Aynen, çıktı dışarı ya. Onu da sola mı atalım? Sola atıyorum, evet. Çarpımla ayırdım bunu. Çarpanları ayırınca x eksi 3 çarpı x artı 2 eşittir 0'dan x 3 ve eksi 2 çıkıyor. Bakayım bir dakika. Eksi 3 artı 2 verirsem eksi 6 yaptı. Toplam eksi 1 olacak. X eksi 3 çarpı x artı 2'den zıt işaret çıkacak. Eksi 2 ile 3 mü çıkıyor burada? Evet. Peki ne yapacağız burada şimdi? Ben burada x'i sıfırdan büyük aldığım için sadece 3'ü alabiliyorum. Doğru. İşte bu şarta göre gittiğimiz için, başladığımız için bitişte öyle yapmamız lazım. Eksi 2 alamayacağız yani. Sağlamaması gerekiyor.
İsterseniz Konya yerine sağlamaz. 3 çıkacak buradan sadece o zaman. Tamam. Sonra ikinci kısma mı geçtik? Evet. X küçüktür sıfırdan dedim. Olursa denklem ne olur? X kare eksi artı eşittir ne olur? Eksi x olur. Eksi x eşittir. Tekrar sonra atarsak onu da x kare artı x eksi artı oluyor. Bunun çarpanları nasıl ayrılıyor? Burada da artı 3'e eksi 2 olarak ayrılıyor. O zaman da işte 0'a eşitleyince eksi 3'e 2 mi çıkıyor buradan da? Evet, buradan da eksi 3'e 2 çıkıyor. Hangisini alacağız? Buradan da x sıfırdan küçük olduğu için eksi 3'ü alacağız. Güzel. Buna göre çünkü bu uyuyor. İki uyumsuz. İsterseniz yerine yazın gene sağlamaz. Yani 3 ve eksi 3 var o zaman sadece. Şu. Evet. Teşekkür ederim. Sağ ol. Yani en teşekkür güzel ederim çözüm hocam. Bu. En güzel çözüm bu ama kimi arkadaşlarımız şunu yapıyor. Hocam yani bu kadar uzatmasa. Uzatmamak demek şöyle yani. Onlar aynı şeyi yapıyor da. Bir x olarak çıkarıyorlar. İlk yani şu şartları yazmadan. Bir eksi 2 çıkarıyorlar. 4 tane değeri buluyorlar. Olabilir bakın, o da olabilir. Yani, ama en güzeli bence bu gene, onu da söyleyeyim. Çünkü burada hangisini alıp alamayacağını direkt gözünün önünde görüyorsun ama eğer bu şartları yazmadan biliyoruz ki mutlak değer x'in dışarıya x'te de eksi x olarak çıkacağını biliyoruz ya. Direkt öyle yapıyor arkadaşlarımız mesela. Buradan 3, eksi 3, eksi 2 ile 3'ü buluyorlar. Alttan eksi 3, 2, 4 tane değeri buluyorlar. Ama ondan sonra muhakkak yine denemeniz lazım. Sonra deneyerek 2 ve eksi 2'nin sağlamadığını görüp eksi 3'ü de alabilirsiniz. Ama yani zaten aynı işlem, çok bir şey değil. Yani bunu yazmak daha güzel çünkü hangi cevabı alıp hangini alamayacağım direkt gözümüzün önüne geliyor. O yüzden güzel bir çözüm oldu. Teşekkür ederim. 3. soruya geldik. Evet, iki tane mutlak değerin eşitliği ile ilgili denklem. Var mı yapmak isteyen arkadaşımız? Acaba? Hocam yaparım ben. Yap bakalım. İlk 2x eksi 1 eşittir x artı 1 olarak çıkabiliyor değil, öyle oluyor. Çıkabilme değil de şöyle diyeceksin. İki tane aynen. Sayının mutlak değeri aynıysa o sayılar eşit olabilir ya da eksilisi olabilir. Ha. 2x eksi 1. Örnek verirsek mesela 2'nin mutlak değeri 2'nin mutlak değeri eşitmiş gibi alabiliriz. Yani işleri eşit alabiliriz. Ya da mutlak 2 eşittir mutlak eksi 2 olduğunu da düşünün. Birini aynı çıkarıp diğerini eksiye çarpabiliriz. Yani herhangi birini aynı çıkartacağız. Fark etmiyor. X eksi bir aynı olsun mesela. Diğerini eksi bir yapalım. Olur mu? Aynen. Öyle yaptım. Şimdi iki tane yol ayrımı var. Yani iki tane seçenek. Birincisinden ne çıkıyor arkadaşım? İlkinden x eşittir 2 çıkıyor. Güzel. Diğerinden de 3x eşittir 0, x de 0 çıkıyor. Denemeye gerek yok bunlarda ama istiyorsanız gene içiniz rahat ediyorsa deneyin. Çünkü mutlak değer mutlak değer sıkıntı sağlar. 0-2 değil mi? Cevap. Evet hocam. Teşekkür ederim. Yani açıklama bu şekilde. İki tane ifadenin mutlak değeri aynıysa iki yol ayrımı var. Ya bunlar eşittir ya da birisi diğerinin eksilisi olur. Şimdi şey diye aklınıza gelebilir. Hocam peki şey yapsak. Birinci eksi çıkarsak ikinci fark etmiyor. Bununla aynı olur. İkinciyle aynı olur. Ya da hocam ikisini eksi eksi alsak. O zaman da birinciyle aynı olur. Yani fark etmiyor. Burada dört tane şey aramanıza gerek yok. İkisini aynı çıkarttım. Aynı aldım. Birini eksi birini artı aldım. Bu zaten yeterli ama baştakini eksi alıp sağdakini artı alsan gene şu ikinciyle aynı olacak. Bunu eksi bunu eksiyle çarptım. Birinciyle aynı olacak. Fark etmiyor. O yüzden iki tane şey var. Seçenek var. Geldik. Dördüncü soruya. X artı birin mutlak değeri eşittir 2 eksi x denkleminin gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesi kaç elemandır? Bunu yapacak olan var mı? Ben yapabilirim hocam, kimse yoksa. Tamam. Hocam bir önceki soruyla evet. Aynı kural var burada da. Yani ne diyeceğiz? X artı 1 eşittir 2 x eksi 2 eksi x'e veya yazacağız. Hocam şart yazmadım. Bir önceki kurala göre yaptım. Ama bir öncekinde iki tane mutlak değer var. Bunu mu diyorsun? Bu soruyu mu diyorsun? Evet. Bunda mı iki tane sistem mutlak değer ya? Onun için diyorum. O zaman hocam. Senin yaptığın bak ne oldu biliyor musun? Şunun gibi oldu. Demin sen yapmıştın ya. Bunu da aslında bence. Yani ikiye ayıracağız gene. Yani büyük gibi. Anladım.
O bir önceki Anladım. bildiğin o iki tane mutlak değer. O yüzden orada ayrılmalı. Ama burada bir tanesi mutlak değer, bir tanesi mutlak değer değil. Sen gene bunu ikiye ayır yani. Peki kritik Yani noktamız ne x burada? büyüktür sıfırsa Sıfır değil ama bak. Kritik noktamız ne burada? burada bir. Eksi bir. Eksi bir. Yani sıfır istemiyor muyuz? Sıfır istiyoruz. Eksi bir diyeceksin. X eksi birden büyük eşit olur ise burası artı olur değil mi? Aynen çıkıyor. Yani x artı bir diye çıkıyor. Okey. Eksi x olur. Buradan ne çıkar? X'i bu tarafa atarım. 2x eşittir. X 1 bölü 2 çıkar buradan. Güzel. X 1 bölü. Peki bu şartımıza uygun mu? Eksi 1'den büyük mü bir değer? Eksi 1'den büyük. Tamam. Okey. Bunu alacağım o zaman. Bakmanıza gerek yok. Sonra diyeceksin ki sıfır diye gene sıfır alıştım ben de. Eksi 1'den küçük olur. Eksi 1. Nasıl çıkacak dışarıya? Burada negatif çıkacak. Eksi 1 olarak çıkacak. İki eksi x eşittir. Eksi x'ler gidiyor buradan yalnız. Evet. Bir eşittir iki gibi bir şey çıkıyor. Yani bu boş küme çıkıyor bu. Evet burada şey yok. Yanlış bir şey çıktı. X'ler gitti. Boş ver. Peki ben sana bir şey sorayım burada. İki eşittir iki çıksa ne yapacaksın? 2 eşittir 2 çıksa. Böyle çıksaydı ne yapacaktın? Bu ne demek biliyor Hocam. musun? Söyleyeceksen söyle. Statistikten Bilmiyorum. de boş kümeyi biliyorsun ama. Şöyle. 2 eşittir 2 demek eğer çift sayıydı. Çalıştığımız kümedeki bütün sayılar sağlar. Çalıştığımız küme neresi yalnız? Şu küme. Yani diyeceksin o zaman x'in eksi 1'den küçük olduğu her zaman sağlanır diyeceğiz. Yani kümeyi komple alacağız. Anlatabiliyor muyum? Anladım hocam. Normalde reel sayı diyorduk ama biz şu an X'in eksi reel birden küçük olduğu her sayı. sayı. Normalde reel sayı diyor denklemlerde ama burada tabii çalıştığımız şey x'ten x'i eksi birden küçük kabul etmiştik ya. O yüzden bu kümemiz şu an bu çalıştığımız küme. Buna göre eğer doğru bir şey çıkarsa x'ler gibi diyeceksiniz ki o zaman buradaki bütün değerler sağlar bunu. X'ten bağımsız x etkilemiyor sonucu hep doğru çıkıyor. O zaman eksi birden küçük bütün reel sayıları kabul edecektik bu parça için. Anlatabiliyor muyum? Ama şu an Anladım hocam. yaptığımız doğru yanlış bir şey çıktı. Yani x ne olursa olsun gidip gelip yanlış çıkacak. O zaman buradan bir şey beklemeyelim. Boş kuma diyelim. Birincisinden 1 bölü 2 olmuştu. O zaman bir eleman sadece. Tek eleman. Okey. Teşekkür ederim. Evet hocam anladım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beşinci sorumuz. Süremize de bakalım bu arada. 9.50. 1 dakikamız var. Karekök x kare eksi 2x artı 1. Dördüncü kök x artı 3 üzeri 4. Bunu bilen var mı acaba? Ben yaptım hocam. Nasıl yaptın? Hocam öncelikle ilk ifade x eksi 1'in karesi oluyor. Tamam. Şöyle. Evet. Sonra? Zaten oradaki kare kökü Evet. götürüyor. Diğerinde de o dörtler birbirini götürüyor. Sonuç ne yani? Mutlak değer içinde Yani mutlak x değil eksi mi? 1. Onu bile Evet. can sanki ama doğru. Bu mutlak değer de çıkar değil mi? Neydi bu kural? Çift dereceli köklerde Hocam, evet. bunlar aynıysa birbirini götürürüz ama mutlak değer de çıkarırız. Yani mutlak x eksi 1 çıkar bu. Diğeri de mutlak x artı 3 çıkar değil mi? Evet. Evet. Tamam. Yine demek soruya benzer o zaman. Yani X seni. eksi 1 eşittir x eksi 3. Neden x eksi 3? Artı 3 doğru. Artı 3. Ha, Bu artı değil mi? evet. Tamam. Yanlış yazmışım. Olsun. X eksi 1 eşittir x artı 3 olacak. Başka? Buradan da boş küme geliyor, değil mi? Yine X'ler eksi 1 birbirini eşittir x götürüyor. oluyor. Buradan boş küme. Buradan bir Evet. şey beklemeyelim. İkinci kısma geçelim. Ne yapacaktık bir de? X eksi 1 eşittir. Eksi x eksi 3 Yani oluyor. birisini aynen, birisini eksi çarparak artı yazdım. Eksi. 2x eksi 2, x de buradan eksi 1 çıkıyor. Güzel. Eksi 2'den x'te eksi 1 çıkar. Hatta koyalım, deneyelim. Eksi 2'nin mutlak değeri eşittir. 2'nin mutlak değerine sağlanıyor. Doğru. X eşittir. Eksi 1 oluyor. İlk kısımdan bir şey gelmedi. Neydi cevap sorumuz?
Çözüm kümesi değil mi? Eksi bir sadece. Bol. Teşekkürler. Bakın bu Hocam önemli ama söyle. üstteki soruyla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Şu mu? Ya hani öyle de oluyordur diye düşünüyorum zaten ama hani biz şart yazıyoruz ya ilk başta. Onun yerine şey de yazabiliriz değil mi? 2 eksi x büyük eşittir 0 olmalı mutlak değer olduğu için. X küçük eşittir 2 olmalı. Oradan da ilk önce yapıp sonra sağlatabiliriz değil mi? Olabilir yani, çünkü dediğin gibi mutlak değerden eksi çıkmayacak dediğin gibi, aslında bunun da eksi olmaması lazım değil mi? Onu diyorsun sen. Evet. Eksi olmaması lazım. Ondan sonra kafama göre açayım diyorsun değil mi? İki türlü açayım bunu. Olabilir abi. Evet. Mantıklı yani. Sıkıntı yok. Ya hiç şart Tamam, teşekkür denemeden ederim. de olur aslında belki. Yani şu da olur bakın. Direkt bir aynen çıkarın bunu. Yani istiyorsanız öyle de yapın. Bir bunu yapın. Sonra bir de böyle yapın. Eksi bir bunu yapın. Sayılar bulun. Bulun, 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 bulun. Sonra bunları yerine koyup deneyin gene. Hiç fark etmez yani. Ben sadece burada daha düzenli olsun diye, ama daha kısa da çözebiliriz. Kısa derken işlem azlığı olarak bahsediyorum. Mantıklı yani, hiç sınırda düşünmeyebilirsiniz. Normal hemen x artı bir mutlak değerden bir aynen çıkar, bir eksi çıkar ya, bunu düşünün. Çözersiniz. Buradan bulduğunuz kökleri ama hemen almayın işte. Bunları alıp denersiniz bu denklemde en başta. Sağlayanı alırsınız, sağlamayanı almazsınız. Bu da o bir çözüm. Sıkıntı yok yani, tamam mı? İlla böyle Tamam, bir teşekkür zımbırını ederim. yazmanız gerekmez. Ben buradaki amacım, hani böyle yazdığım zaman şeyi görüyorum direkt. Olur mu olmaz mı görüyorum. O yoksa çok bir esprisi yok. Okey. Sıkıntı yok. Geldik. 4-5'i bir daha söyleyeceğim yalnız. Yalnız şunda da bunu yapmayın. Küp kök içinde iki küp de gidip sonra mutlak değer x diye çıkartmayın. Bakın yani yapılanması gereken yerde yapın. Bu yanlış mesela. Sadece çift köklerde kökle üstümüz aynıysa götürürüz ama aynen çıkartmayız. Çünkü çift köklerde dışarı artı çıkması gerekiyor o sayının. Ama biz eksi artı 3'ün artı eksi olduğunu bilmiyoruz ya bu anlamda, ama tek köklerde direkt çıkartıyoruz. O zaman da mutlak değer almayacağız. Sakın o sırada mutlak değer alıp yanlış yapmayın. Şimdi 6. soruya gelmişiz. X artı 2'nin mutlak değeri x kare eksi 4'ün, aynı soru artık, geçelim isterseniz. Benim de yapmıştım burada gibi. Birbirine eşitleyip ona göre iki türlü yapabiliriz artık aynı sorular. 7'ye bakalım. X 1'in karesi artı x 1'in mutlak değeri eksi 2 eşittir 0 demişler. Bununla ilgili fikriniz var mı? Değişik fikir. Ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım ya da. Hocam, Söyle. x eksi 1'in mutlak değerine a dedim ben. X eksi 1'in karesine de a kare dedim. Burada mutlak değer yok ama. Olur mu? Hocam, ben olur diye düşündüm ama. Olur tabii ama nasıl düşündün yani? Şöyle aslında. X eksi 1'in karesinin negatif çıkma şansı var mı? Pozitif değil mi normalde bu? Evet, karesi var. Yani ben 2 mesela pozitif değil mi? 2'nin yerine Evet. mutlak 2 yazabilir miyim o zaman? Yazabilirim. Bilirim. Bunun gibi aslında. Bu pozitif olduğu için bunu mutlak değer demiş. Bir de algılayabilirim. Sıkıntı olmaz. Bir de şöyle bir kural vardır. Mutlak değerin üssü varsa 2, bu içeriye girebiliyor mesela. Böyle de girebiliyor. İçerideyse dışarı çıkabilir o zaman kurala göre. Yani biz bunu kısacası şöyleymiş gibi düşünebiliriz. Eksi 1'e mutlak değerine karesi gibi düzenleme şansımız var. Yani dediği şey oluyor. Ama açıklaman gerekiyor tabii. Tamam mı? Bu şekilde. O zaman Anladım dediğim hocam. gibi olur. Bunu A dersen burası A kare olur şu an. O zaman A kare artı A eksi 2 sıfır olacağından ne oluyor köklerimiz, Artı 2 eksi 1 oluyor. çarpımlarımız? Ama eksi 2'ye 1 çıkıyor galiba. Doğru mu? Eksi Evet, eksi 2'ye 1. 2'ye 1 çıkıyor çarpanlar, Şöyle A'lar. yazabilirsem. Eksi 2'ye 1 çıkıyor. Tamam. A neydi peki? A mutlak değer içinde x eksi 1'di. Tamam, bunları yazayım oraya. Şimdi ne diyorsun? Mutlak değerin içi eksi çıkamaz. O yüzden üsttekini çizdim. Gitti. Üstüne çizdik. Gitti. Evet, yaptık. Tamam, buradan da. Bir çıkması için de mutlak değerin içi eksi 1 veya artı 1 olacak. O Yok, yüzden eksi x 2 olacak. veya 0 oluyor. Evet, ya da eksi bir olacak. Buradan 2 çıkıyor değil mi? Buradan da 0 çıkıyor. Evet. Evet hocam. Toplarsak da bunları. Peki. Teşekkür ederim. Sağ ol.
Ben teşekkür ederim hocam. Burayı anlamayanlar varsa bir daha açıklayayım. Tabii arkadaşımız baştan söyledi ama hemen düz söyledi. Aslında açıklama şu, dediğimiz gibi. X eksi 1'in karesinin pozitif olduğunu biliyoruz bu sayının. O yüzden pozitif bir sayıyı mutlak içinde de yazabiliriz. Bir şey değişmez sonuçta. Aynı şu örnekte olduğu gibi. Eşdeğer yani. Bir de mutlak değerde üst içeri girip ya da içeride dışarı çıkabiliyor. Böyle bir serbestlik var. Pasaport falan sorulmuyor. O zaman bunu demek ki biz x eksi 1'in mutlak değerin karesiymiş gibi algılayabiliriz deyip sonra da değişken değil.